Selam millet, ben Şefik ve bu da Contain. Bugün özel bir video ile karşınızdayım ama önce hatırlatmam yapayım. Kanala destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca oyunla ilgili görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Contain bu çıkacak 3 önemli Türk oyunundan biri ve oyuna dair detayları bu videoda bulacaksınız. Video özel yapan şey ise bana video boyunca uzun yıllardır tanıdığım ve oyunun başındaki isim Sonat ile baş 3D tasarımcısı Muhammed Yamaner ikilisini eşlik etmiş olması. Videonun ilk 17-18 dakika soru cevaptan oluşuyor. Bu bölümde Contain nasıl bir oyun olduğunu ve içinde neler yer aldığını öğreneceksiniz. Sonraki 20 dakikada direkt oynanış bölümü yer alıyor. Oyundaki bölümlerden birini üçümüz beraber oynuyoruz. Videonun kalan kısmında ise son notlar yer alıyor. Bu bilgilendirmeden sonra lafı daha fazla uzatmadan sohbete ve oyuna geçelim. Evet, Sonat ve Muhammed hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de hoş geldim aslında. Sizin operasyon üstünüze geldim. Ziyarete. Bugün Contain'i oynayacağız ve biraz da konuşacağız. Yılın en çok beklenen oyunlarından biri, özellikle biz Türk oyuncular için. Yoğun geçecek olan bir Ocak ayı için, hepimiz için. Öncelikle Contain nedir diye çok hızlıca bir Sonat sana sorayım istiyorsan. Abi Contain aslında SCP temasına çok yakın olanlar için çok yabancı bir kelime değil. Hani oradaki Contain'den aslında birazcık esinleniyor. Bir de oyuna adını veren şu sana göre sol tarafta olan büyük jiroskop var ya. Aslında oyunun adını birazcık da o özetliyor. Bu opening sinematikte de belki izleyenler olmuştur. Anlattığımız hikayeden geliyor bu dünyaya bir şeyler yaklaşıyor. Böyle bir şeyler düşüyor, bir olaylar yaşanıyor, anomaliler ortaya çıkıyor. Bunları capture edip buraya contain ediyoruz. Yani aslında bir düzeni tekrar geriye getirmeye çalışan bir timin hikayesi, çok özetle, çok spoiler da vermeden oyunun adı oradan geliyor. Hatta şurada bir örnek vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, orada bir örnek var. Şurası örneği de var. Bu hikaye biraz da tabii oyunun başında bunun videosu var ama şeyden de sordum bu soruyu. İlk bakışta böyle oyunu belki ilk duyurulduğunda görüp de sonra takip etmeyenlerin kafasında şey oluşmuş olabilir ki bende de bir dönem olmuştu, sana söylemiştim. Ya bu işte SWAT 4 gibi mi, Red or Not gibi mi derken tam öyle değil aslında, yani öyle düz ve doğal bir şey yok oyunda. Doğal bir dünyası yok. Doğal bir dünya yok. Aynen abi, yani bir SWAT'taki Red or Not'taki gibi böyle suçlulara karşı mücadelemiz ya da Ground Branch'taki gibi teröristlere karşı mücadelemiz bir oyundan bahsetmiyoruz. Biraz sci-fi ögeler içeren ve bu anomalilerin sebep olduğu olayları contain oyunun adı oradan geliyor. Contain etmeye çalıştığımız, onlarla savaştığımız. Şimdi trailer'da falan da, gameplay videosunda, daha önce yayınladığımız gameplay videosunda askerler falan da var. O askerler, dikkat etsene, gözleri kırmızı mesela. Evet. Onlar bu anomalilerin kontrolü altında olan, bizden önce oraya gitmiş olan müdahale ekiplerinin askerleri. Ama artık onlar değiller, normal human insan değiller, birazcık daha anomali kontrolünde oldukları için daha hızlı hareket ediyorlar, daha iyi nişan alıyorlar. Ya doğaüstü, sonuçta adı üstünde düşmanlar haline gelmiş durumda. Onun dışında asker dışında tabii ki bir de bizim kendi evrenimiz için uydurduğumuz, yarattığımız anomali tipli düşmanlar var. Bunların kimisi daha böyle yaratık tiplerindeler, alışılagelmiş. Kimisi ise daha farklı görünümlere sahipler. Yine belki trailer izlemiş olanlar görmüştür. Orada böyle elektrikler saçarak gelen bir top var. Kara delik gibi bir şey ondan sonra. O tarz düşman tipleri de var. Belki bugün karşılaşırız da oynarken şimdi seninle beraber o tip düşmanlarla. Bu arada daha iyi nişan alıyorlar dediğine kesinlikle katılıyorum. Tek başıma bütün denemelerimde 5 dakikadan fazla hayatta kalamadım, yani sağ olsunlar. Bayağı anomali iyi etkilemiş onları, yani bayağı geliştirmiş düşmanları. Şimdi oyuna bu arada buradan başlıyoruz. Biraz en azından benzer açıdan Red or Not'la vesaire benzerliklerinden biri. Bu üstten başlıyoruz, buradan görev alıyoruz. Görev seçmeden önce silahlarımızı modifiye edebiliyoruz ki bayağı bir seçenek var. Aynı zamanda üstümüzü başımızı da, giyim kuşam, gece görüştür vesairedir. Bunları da buradan yapıyoruz. Yani bu üstte yapılan temel şeyler bunlar sanırım. Doğru abi, aynen öyle. Bu kısmına oldukça alışılageldik. Bu türün oyuncularının yabancılık çekmemesi için özellikle bu şekilde ayarladık. Hoşumuza da gidiyor yani, zaten biz de hem türün zaten tüketicisi de olduğumuz için aynı zamanda, yani hep birlikte oynadığımız oyunlar. Tüketicisi olduğun şeyi üretmeye başlayınca tabii ki hani esinlenmeler de kaçınılmaz oluyor. Bir de şey de önemli, oyuna giren oyuncunun yabancılık çekmemesi, hemen adapte olması, oyunun kendisini daha rahat ona anlatabilmesi için çok sık da kullanılan bir yöntem de zaten bu. Hı hı. İşte benzer arayüzler, benzer temalar. Dediğin gibi abi, aslında burada bütün olay burada gerçekleşiyor. Şeyi, ekipmanımızı burada diziyoruz, silahımızdan üstümüzdeki şarjörlere kadar. Görevimizi buradan seçiyoruz. Alt katta Killing House var, orada hı hı. silahları deneyebiliyorsunuz. Daha sonra da görev seçtikten sonra deployment zone kapısı açılıyor. Hep beraber göreve geçiş yapıyoruz. Çok özetle buranın aslında şeyi bu, işleyişi bu. Hazırlık alanı burası. Tükettiğin şeyi üretmenin bir avantajı da muhtemelen o, tüketirken eksik gördüğün şeyleri de ya bunu niye yapmamışlar dediğim şeyi kendin direkt koyabiliyor olman herhalde. Abi hatırlıyor. Evet, o da var ve şey de var. Ha, bu yüzden koymamışlar ya. Ha, evet. Tamam. O da çok oluyor evet. Hayır, dışarıdan atıp tutması kolay. Aa, bunu koysalarmış diye koymamışlar diyorsun. Sonra işte çok karşılaştık bununla. Biz koyalım ya, onlar koyalım. Yaparız ya falan deyip ondan sonra ha bu yüzden olmuyormuş o iş. Tamam, abi okay. Niye yapmamışlar, düşünemiyorlar mı falan diyorsun böyle atıp evet, tutuyorsun evet, sonra evet. Ha düşünülüyormuş ama oradan gidilmiyormuş meğerse, o yol kapalıymış evet. Diyorsun. Kazına ya öyle değilmiş diyorsun abi. Mesela burası zaten ilk geldiğimiz şu masa, ana görev seçtiğimiz yer şurası ama silah kısmı burası. Ki burada bayağı bir oyalanabiliyorsun benim deneyimlediğim kadarıyla. Evet. Bayağı bir oyalanıyorsun. Derinlik bayağı iyi orada. Hı hı. O da mesela aynı türün oyuncusu olduğum için ben de biraz orada belki bazen Sonat'ı böyle bunaltıp abi şunu da değiştirebilir yapalım mı, bunu da değiştirebilir yapalım mı diye sürekli böyle bunalta biraz artırdık orayı da aslında. Tetikten artık böyle dipçiğin mesafesine kadar ayarlayabildiğim düzeyde. İşte bu arada evet, tetiği şu an fark ettim ya. Aynen öyle, mermi tipine kadar böyle izli mermi ya da normal mermi. Muzzle'lar aynı şekilde, fener, lazer aynı anda takılabiliyor gibi birçok opsiyon var. Karakter için de öyle. Hı hı. Mesela bunların şey, mesela ben özellikle bu dürbünleri takarken herhangi bir şey seçtiğinizde bu konumlandırmasını istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Bu direkt tabi oyununuzu etkiliyor herhalde. Tabii tabii. Tabii yani bu kısım mesela Grand Prix oynamış olanlara çok tanıdık gelecek. Hı-hı. Orada da hatırlarsan istediğin gibi böyle çekip noktaların olduğu yerlere yerleştirebiliyordun. Tamamen benzer, aynı mantıkta. Yani kaçarı da yok abi. Hani Tarkov desen evet, aynen. Benzer bir şey söz konusu. İşte Red or Not desen benzer. Eskiden zamanında SWAT 4'lerde öyleydi. İşte Rainbow Six desen, hadi o şimdilik Siege için konuşacak özellikle birazcık daha böyle sabit, sadece işte hani yerini oynayamıyorsun ama tipini evet. değiştiriyorsun şeyin, işte Red Dot'unun falan gibi şeyler var. Ama yani zaten ne yapabilirsin abi, silah customization dediğin şey bu yani. Bir de şey de güzel, silah sayısı az diye düşünebilir belki bazıları ama o kadar çok şey var ki takıp değiştirebilecek ve işte hani kullanımı etkileyebilecek. Aslında o çeşitlendiriyor. Aynı silah üstüne uzmanlaşmak isteyebilirsin mesela. Onunla ilgili çok değişik yaparak. Kesinlikle, mesela işte en kullanılan AR-15 platformları falan, M4 gibi tüfekler. Onu mesela handguard dediğimiz el kundan değiştiriyorsun. Aslında kısa versiyonu, uzun versiyonu, namlu boyunu değiştir başka versiyonu. İşte DMR yapmak istiyorsun, böyle daha uzun mesafeye vuracağım. O zaman uzun namlu tak geç falan. Aslında bütün onun versiyonları o gövdenin içinde oluyor. Hı-hı. O da sana dediğin gibi bir tane silah seçerken aslında 5 tane belki farklı varyasyon çıkarttırıyor en az. Bununla... Bizim Serdar, Hı-hı. pardon abi, bizim evet. Serdar mesela vektör çok sever ama vektörü AR olarak oynamayı çok seviyor. O Hı-hı. küçük vektörü alıyor abi, AR'ye dönüştürüyor böyle uzun namlular bilmem neler falan. Hani tabii çok sınırları da zorlamadan bayağı bir şeye dönmeden. Evet yani hani yine cursed oluyor. Cursed setup dedikleri olayı cursed, yine evet. yapabiliyorsun tabii ki ama orada biraz serbest bırakmak istedik hani. Ben şu an mesela Redot'u çıkardım. Onu çapraz olarak bir yere takmıştım. O taktığım yeri şu an göremedim. Aslında biraz burada vakit geçirip şeyleri iyice öğrenmek lazım. Şimdi ne nereye takılır? İşte en iyi konumu neresi vesaire, bunları kafada iyice şey yapıp pratik yapıp bir de aşağıda deneyebiliyorsun zaten. Aşağıda dediğin gibi şey alanı var. UI UI kısmı, yani bu arayüz kısmı zaten şu anda hala bizim tamamlayamadığımız kısımlardan, memnun olmadığımız kısımlardan bir tanesi. Hı-hı. Kendini çok iyi anlatamadığını düşünüyoruz hala. Bazen Hı-hı. kayboluyor insanlar orada. Onu da tabii şey yapacağız abi, artık zaman içerisinde gelen geri bildirimlerle yavaş yavaş toparlayacağız. Tamamdır. Buradan silahımı yaptıktan sonra geri döneyim. Diğer kısımda zaten karakteri dış görünüşünden ziyade neleri taşıyabildiğimiz, neleri kullanabildiğimiz, bunları değiştirebildiğimiz bölüm. Burada da bayağı bir şey var yine. Tabii. İşte ne kadar şarjör taşıyacağız, gece görüş gözlüğümüz nerede duracak. Özellikle bu yelek kısmı çok ilginç geldi bana. Hani tüm ceplerini istediğin her şeyi koyabiliyorsun. Neye ihtiyacın varsa vesaire gibi. İşte şarjördür, bombadır ya da araç gereç, da işte sağlık paketi vesaire. Burası da herhalde biraz oyunculara oyalayacak en ideal seti, loadout'u oluşturmak için. Evet, aynen öyle. Oradaki çeşitlilik konusunda Muhammed biraz bahsedebilir. Hı hı. Yani orada gördükleriniz şu ankilerin dışında bizim eklemediğimiz daha arka planda duran bayağı bir model de var. Değil mi abi? Evet evet, aynen. Neredeyse bitti, sadece işte motora güzelce entegre edip onları tam olarak düzgünce çalıştığını test edip ileride ekleyeceğimiz bayağı bir farklı işte kamuflajlar, renkler, yeni işte yelek tipleri, miğferler, şapkalar, onlar bekliyor şu an halihazırda. Hı hı. Yani işte yağmurluk gibi böyle panço var, evet, evet. O tarz şeyler falan var. Hani şeydeki Ghost Recon oyunlarındaki falan hani zaten çok seviyoruz hepimiz. Ya da işte Division'daki gibi falan böyle hani mümkün olunca hem şey anlamında ne derler, kozmetik anlamda hani çeşitli atmak, hem de tabii ki bunu yaparken bir yandan işe yararlılığı da önemli. Aynen öyle. Peki mesela şarjör takımı, Hı-hı. takma kısmında mesela dikkat ettiysen abi iki tip şarjör var. Bir tekli şarjör evet. pouch'lar var, bir de double mag pouch'lar var. Galiba double'ları öne koydum galiba. Bir tane de arkaya koydum ama bir sınırı var herhalde, değil mi? Yani son... Var. Maksimum 7 şarjör taşıyabiliyorsun. Hı hı. Ama şöyle düşün. 7 tane tekli şarjörü takarsan 7 slot harcayacaksın yeleğinde. Ama double mac'ten 2-2-2 yapıp işte 2-4-6 yaparsan 3 slot. Bir de tekli taktığın için 4 slot harcayacaksın 7 hı hı. slot yerine. Geriye kalan 7-4 ne istiyorsan tak abi. Yani hani Steam Pack mesela, ekstra Steam Pack alabilirsin Hı-hı. boşta kalan kısmına, ya da tabanca şarjörü alabilirsin. Şu anda telsizler mesela şey değil, aktif değil. Telsiz takmasan da in-game voice chat kısmı kullanılabiliyor. Orada çalışmamız devam ediyor. Çok düzgün çalışmıyor in-game voice chat. Oradan da çok memnunuz halinde ama Hı-hı. mesela telsiz almazsa, kulaklık ya da kulaklık dışında normal bir yaka telsiz falan almazsa in-game voice chat çalışmasın diye bir düşüncemiz var mesela. Öyle detaylara da girmeyi planlıyoruz. Gerçi herkes Discord'dan oynuyor oyunlarını ama evet. daha immersive olsun, daha ben bir oyun içinde hissedeyim diyenler de in-game voice chat'i seviyorlar. O sevenler için de daha böyle detaylı bir telsiz var yok, ona göre in-game voice chat yapabiliyorsun yapamıyorsun kısmına da girişmek istiyoruz. Onda da şeylerimiz arasında var. Roadmap içinde var. Bunun örneği şeyde vardı. Six Days in Fallujah'da mesela. Ben, tabii herkes dediğin gibi Discord'da oynadığı için oyunun özelliğini deneyemiyorsun ama oyunda Discord'dan... in-game voice oynuyoruz Muhammed'de mesela. Abi Fallujah'da telsizle oynamak oyunun atmosferini bir anda böyle 2-3 katına çıkarıyor. Yani evet. o evet. telsiz hali, işte yakın değilsen o şeyi kaybetmen falan. O hakikaten enteresan olabilir ama genelde işte hepimiz zaman ne yapıyoruz? Discord'a giriyoruz. Kolayca dünyanın iki ucunda da olsa iki karakter çok net, çok temiz birbirini duyabiliyor. Biz kesinlikle Discord'da başlıyoruz. Sonra Discord mute alıp in-game voice chat'ten devam ediyoruz. Bu arada kendi oyunumuzu övmemiz gerekirken Six Days Fallujah övüyor olmamız da ilginç oldu. Ama şimdi ona çok şey yapmayalım. Yani political bir şeyi var onun. Çok övmeyelim derken ya onu önermiyoruz. Söylüyorum abi. Geyik yapıyorum. Yok ben de gameplay olarak ben de çok seviyorum. Tabii. Çok bambaşka bir konu oralar. Evet. Bir de çok badire atlatıp çıkabilmiş olması da mucize yani oyun. O da ayrı bir konu. Tabii. O zaman gelelim asıl konuya, yani görevler kısmına. Hemen şuradan görev şeyine geçeyim. Şu anda burada 4 görev görünüyor. Erken erişimin çıktığı evet. gün bu 4'ü olacak değil mi? Direkt bu 4'ünü oynayabilecek herkes. Şu an 4'ü olacak. Ama bir tane daha görevimiz var. Belki YouTube'a attığımız videolarda görmüşler. Çok kısa böyle bir dakikalık bir hastane görüntüsü olan, hastane içinde bir şey vardı, sahne vardı. O hastaneyi de neredeyse bitirdik tasarım olarak. Bizde haritalar bir de irili ufaklı. Yani mesela haritanın hem büyüklüğü değişiyor, büyüklüğüyle beraber teması değişiyor. Temasıyla beraber zaten görev mantığı da değişiyor. Her bir haritada farklı bir görev işleniyor. İşte örneğin 3. şu an ekranında o varsa eğer senin 3. harita gündüz diffuse olan. Diffuse olan. Mesela o alışılagelmiş bomb diffuse'u birazcık daha değiştirelim dediğimiz bir görev oldu. Bomb diffuse üzerine aslında orada bir enemy'ye karşı, zamana karşı yarışıyorsun, durdurmaya çalışıyorsun. Bir de alışılagelmiş dediğim gibi işte bu tarz oyunların şeylerini, mission type'larını, görev tiplerini bizim evrenimize, hikayemize uygun olacak şekilde yedirmeye çalıştık. Güzel de oldu diye düşünüyorum. Şu an burada zaten işte containment, threat, diffuser, raid olmak üzere 4 görev tipi var gibi düşünebiliriz değil mi? Evet, onlar şimdilik biraz aslında pre-sold olarak da kalıyor. Hani çok doğru ipucu vermiyor olabilirler tabii ama onlar da şey olacak, biraz daha detaylandırılacak. Mission briefingler zaten orada yazıyor. Az çok ne olduğuna dair, ne yapılacağına dair bir fikir de orada veriyoruz. Hikayeyi zaten environmental storytelling olarak biz mümkün olduğunda çevresel hikaye anlatımı olarak yapmaya çalışıyoruz. Şimdi PDA'ler eklenecek mesela oyuna. Bu hub alanı içerisinde olsun ya da gittiğiniz görev yerlerinde o PDA'leri alıp oradaki dokümanları okuduğunuzda hikaye hakkında daha fazla bilgi edinebileceksiniz. O zaman biz hangisini deneyelim ki şu an başımıza çok bir şey gelmesin? Onu sorayım. Birinciden başlayabilirsin abi. Zorluk seviyesi aslında ilk görevden soldan sağa doğru biraz şey yapıyor, ilerliyor. Ama tabii bu şey demek değil. Her zaman soldaki kolay olacak diye bir şey yok. Çünkü bizde düşmanlar da rastgele sayıda şey oluyorlar, spawn oluyorlar. Yani bir kere oynadığında 3 kişi varsa o sokakta, bir sonrakinde 6-8 kişi olabilirler. Konumları biraz değişebilir gibi durumlarda söz konusu. Aynen. Ve haritalara göre de farklı tip anomali ve düşmanlar da var aynı şekilde. Aynen. Her haritada aynı düşmanların hepsinden ziyade böyle sırf o harita temelinde tasarlanmış, oradaki anomaliye özgü böyle farklı yapay zeka düşmanlar da var şu an. Ben zaten ilk üçünü denedim. Hem şeyi farkını, yani farklı yerden düşman denk geldiği de oldu, hem de en başta söylediğiniz gibi biraz zeki oldukları için çok çabuk da avlayabiliyorlar sizi. O zaman ben çok geçten başlayayım. Bunu deneyerek ilk görevi deneyelim. Evet, kamyonetimizdeyiz. Kamyonet dedim gerçi buna ama görev yerine doğru gidiyoruz. APC. Burada birbirimize bakıp üstümüzde ne var ne yok da görebiliyoruz. Yani hangi silah kullanıyor takım arkadaşım, elinde ne var vesaire. Bir şey unuttuysak geri dön abi diyoruz. Dönüyoruz. X'i tamamlayıp geri geliyoruz herhalde. Bu dönüşü yapıp. Şimdi öncelikle demin tabii içeride bir kaza olmasın diye nişan alamıyorduk. Birbirimizi vurmayalım diye. Bu arada birbirimizi vurabiliyor muyuz? Tabii ki. Burada tamam. Artık evet. Ama vurmuyoruz. Şimdi normalde farklı dürbünler taktığınızda şöyle şey değişimi yapabiliyorsunuz. Bakış, silah, tutuş vesaire. Onun dışında dürbünümüz var. Lazerimiz var. Bir de gece görüşümüz var. Operasyona hazırız. Gece görüş varken ışığa çok bakmıyoruz. Şimdi bazı şeyler random demiştiniz ya da birçok şey mi? Hani objelerin yerinden düşmanların gelişini vesaire. Biraz da bunlardan belki bahsedebilirsiniz. Bir yandan da siz önden gidin ki ben ölmeyeyim. Ben yeni geldim. Buraya yeni atandım ben. Jetimiz geçti. Jetimiz mesela random. Aynen. Her zaman geçmiyor. Peki mesela atıyorum bu polis arabalarının yerleri vesaire. Bazı araçların yerleri random olabiliyor. Mesela bu solda bir gördüğün gibi geçiş var abi. Ara sokak. Orada mesela bazen polis aracı oluyor. Oradan geçemiyorsun. Caddeden devam etmen gerekiyor. Bu da her oynadığında farklı bir taktiksel yaklaşıma sebep olabiliyor. Aynı zamanda da düşman sayıları ve yerleri de değişiklikler gösterebildiği için yani tekrar oynanabilirlik açısından fena değil. Daha da tabii ki şey yapmaya devam edeceğiz. genişletmeye devam edeceğiz. Tabii bu arada güzel çünkü hani öbür türlü yani yeni oyunlarda hep bunu yapmaya çalışıyorlar ama öbür türlü şey oluyor. Kim nerede, düşman nereden çıkacak ezberleyince biraz speedrun'a dönüyor oyun. Bir random durumda var. Bir gördüğün gibi araba mesela. Bunu beklemiyordum. Mesela, bu bir anomaliydi abi. Bu bir anomaliydi mesela. Basıldık. Evet yani. Görünce direkt geldi hemen. Şey dedi adam ya orada 3 kişi konuşuyor galiba. Bir gidelim ne konuşuyorlar diye. Aynen. Soldan bir atış geldi bana. Aynen. Gibi. Ben de bir soldan. Bu arada evet o havada böyle bir şey var. Efekti bozan bir anomali durumu var galiba. Bir yansıma vesaire. İleri baktığımda görüyorum. Ha evet. Bir şeylerin normal olmadığını hemen anlıyoruz herhalde. Oradan. Hadi bakalım buradan da. Ben tabii yerinizden geliyorum biraz ama şey için. Hemen düşmeyeyim diye. Burada mesela bir içeride bir ışık bir şey var ama. Bak abi. Hemen bak bir... bakalım ya. Neymiş? Bak abi, kırmızı ya ışık orada bir şey. Ya sen bir yenisin bir git bak bakalım ya. Aynen. Sesler de değil diyor ama burası evet. Şey, arkamdasınız değil mi? Beni yalnız bırakmadınız burada. Ben dışarıda temizlik için. Sigorta attı galiba bir şey yok. Merdivene çarptım sanırım. Ben çarpmışımdır. O iş kazası olur öyle ya. Güvenli yoksa buralar diye düşünüyorum. Tabii tabii ya. Dağdan bir ses geliyor ama. Oo. Orada öbür taraf da açık ama. Arkanız bende. Normal bir ses değildi o. Bahsettiğiniz normal arkadaşlardan değildi galiba o ses. Sanırım değildi. Yere de birisi ceset atmış. Acaba onunla mı alakalı? Hmm. Evet bir kaybımız var. Ortam falan şeyi güzel ama. Dediğin gibi çizgisi olması farklı yollar. Mesela soldan da gidebiliyorduk bu sefer ama bazen kapalı olabiliyor diyorsun. Bütün bölümlerde herhalde bu tip değişimler var sürekli. Var abi. Ama hiçbirden seni komple bloke etmiyor yani her zaman için bir %100 açık olacak olan bir geçiş alanı bulunuyor tabii ki. Yoksa Hı-hı. hani kitlenip kalıp bölümü bitirememek gibi durum söz konusu değil o yüzden. Şurada bahsettiğiniz tarzda bir havada bir şey var. Ben onu pek hoşuma gitmediği için yanına gitmedim. Havada solucan gibi bir şey var orada. O capture edeceğin şeylerden bir tanesi abi. Ha Contain bu arada evet. Hiç basmadığım tuşlardan biri tab. Tab'a bastığımızda bize direkt görevlerimizi söylüyor zaten. Aynen. 2 tane anomali var. Contain edilecek. Bu arada tab dışında bir de T'ye bastığımızda da pusulada görevi gören, işte ne nerede biraz gösteren. Aynen pusulada sarı noktalar abi. Sarı işaretli olan 3 tane 2-3 şey tane. Aynen dediğin gibi. Onlar tahmini lokasyonlarını gösteriyor. Onlardan bir tanesi şu an hemen demin senin de gördüğün o havadaki solucanımsı. Anomali. Solucanımsı. Biraz sen onlara yaklaştıkça solundaki datapad'deki ışıklar yanıp sönüp sinyali artıyor. O da aslında ne kadar yakın olduğunu sana bildiren bir sistem. Evet şey normalde onu açmadığımızda da bir iki tane ışık var. Bir tane biri yanıp sönüyor biri sabit. Evet toplam yaklaşıkça 3 ışık oluyor işte. Yeşil, sarı, kırmızı. Hı hı. Trafik lambası gibi. Kırmızı artık en yakın mesafede olduğunu gösteriyor 3. sinyal. Bunu istersen alabilirsin abi hemen altına gidip F tuşuna bastığında abi. Aynen. Ben korktuğum için koy abi yere. Şey olmaz abi ya, anomali alt tarafı. Aa şey geldi aklıma. Hayalet avcıları. Hayalet avcılarında evet. Hop. Sonra o aleti geri topluyorsun. Aynen. Güzelmiş. Ben o bunlardan... aletin adını unuttum ama çocukken kendime yapmıştım böyle. Ariel kutusundan misine ipli böyle açıyordum uzaktan. İçine bir şeyin girdiğini düşünüp sonra kapıyordum. Bayağı o cihazı bana tekrar kullanma fırsatı verdiniz yıllar sonra. Ya aslında bir düşünmedik değil de çok böyle hani hakikaten kablolu mablolu böyle ileri doğru atsa düğmeye bassa içine bir şey. Sonra dedik çok hayal tavcıları olacak o kadar evet, da yapmadım. O kadar zaten hayalet değil konumuz diye düşünüyorum. Daha tehlikelisi. Ops ben biraz vuruldum. Geri geçiyorum. Evet. Biri düştü ama diğerleri düşürüyor. Ben de düşecek miyim? Atıyorum. Attım flash bilgi geliyor. Aa sağdan geldi. burada tehlikeli yerlerden biri. Özellikle trenin arkası. Dikkatli çıkmak lazım. Şimdi yakın bakmaya çalışıyordum ama uzak da olabilir. Yok, temiz gibi. İyi. O zaman çıkalım yavaştan. Evet, buralar biraz daha... Şey, ben hızlıca bir sağa kontrol ettim. Labirent gibi oldu. Şimdi herhangi bir yerden biri çıkabilir yani. Bir şey çıkabilir. Şu an o şeyi hissettim, gerginliği. Arkan temiz. Taraf temiz. Aynen, orası da temiz. Solda yine bir şey var. Havada bir hareketlilik. Trenin arka tarafına bir bakabiliriz. Çünkü sinyal almaya başladım. Yeşil yanıyor şu an. Bu arada benim gibi renk körleri için bir renk körü modu desteği olacak mesela, bunu sorayım. O, ileride onu ekleyeceğiz abi. Accessibility önemli bir konu. Aynen. Erişilebilirlik yani, motion sickness olsun. Bir de birden fazla renk körü şey olduğu için tabii ben renk körlüğümü ilk fark ettiğimde, ilk duyduğumuzda şeyi biliriz ya. Yere mi yattı o ya? Evet, yere yatıyorlar, evet. Güzel. Bu ahşap duvarlarda mermi geçiriyor. Oradan da dikkat etmek lazım. Oğlan yaralandım. Tek basıyorum. Ben biraz gözümü karartıp tarayayım dedim. Spreyini görmek için. Tamam, o da düştü. Sağdan yavaşça yaklaşıyorum. Normalde renk körü muhabbetini herkes şey bilir ya, kırmızı yeşil karmaşası. Aslında öyle değil yani. Farklı renk körü mobları var. İşte atıyorum günümüzde birçok oyun zaten buna şey yapıyor, Battlefield'lar vesaireler. Evet, Ütopya, Dütonopya gibi farklı şeyleri aynen vardı. Hakikaten o önemli yani. Burada yine çok karıştırmıyorum da yani farklı renk körü şey olanlar için önemli onlar. Özellikle böyle renklerin önemli olduğu detaylarda. Burası temiz gibi abi. Sol arkamız da temiz. Altımızda gibi. Herhalde evet. Olmazsa bu katı komple bir kontrol edip gidebiliriz. Ha evet, elektrikli düşmanlardan biri burada. Sizi bekleyeceğim çünkü tek başıma alamam onu. Bu arada ben senin arkandan geldiğim için şeyi merak edip sana bir baktım. Volt mekaniği nasıl diye. Kendim bir yerden tırmanırken sende o animasyon var ama önündeki tırmanırken var mı emin olamadım. Sanırım direkt karakterin oraya çıktı senin. Ha, olabilir. Sonat'inki daha doğrusu. Nerede? İleride de bir şey. Ha, solda evet. Şimdi bahsettiğimiz. Geliyor. Ah. Evet. Son kurşunlu bu arada. Abi. O elektrik arkasında aynen. Toksik bir alan bırakıyor. Kenardan gidiyorum. Şu an clean abi. Devam edebiliriz. Aynen. Kapı kenarında bekleyeyim size. Şu duvarda çok ünlü bir markanın şeyini görüyorum billboard'ta ama. Hangi marka? Kim acaba onlar ya? Şurada reklam almışsınız. Reklam aldım. Paralar yattı. Vallahi paralar yatmış. Devam edelim. Bana o kadar yatmadı, hızlıca geçtim. Şimdi... Devam et abi. Sen önden abi. Devam. Çok güvenli bir koridor sanki. Bir şey olmaz ya. Solumuzda bir kapı var diyecektim. Artık yok. Abi neye niyetlensem? Şimdi bu kapı böyle açıldıysa buraya girilir mi? Girilir. Evet. Eğlenceli bir mekanmış burası. Buralar abi hep... şeyde... Buradaki briefing'te de zaten hani çok kısa özet geçeyim. Hı hı. O görev seçtiğin kısımda, o kısa briefing'te zaten buranın bir zaman kayması ile ilgili bir mevzusundan bahsediyor. Hı hı. O yüzden dikkat etsem hani eski bir ev kapısı, bir salon gibiydi orası. Evet, sonra bir anda bildiğimiz metronun şeyine döndü. Ben mesela şu an biraz kızardım ama toparladı. Burada bir şey basmam gerekiyor mu oyunda? Ha yok, orada yok. Zaten vurunca bir yeşile dönüyor ekran. Bir de mouse çok yavaşlıyor. Derken bir daha vurdu beni. Öldüm. Oh. Siz devam edin. Bir deniyorum. Peki. Evet, tam ölmüştüm. Ben bir tane aldım. Tam ölmüş mü? Bir bak bakalım. Yani. Tam ölmüş. Bir baktım şöyle bir iğneyle bir yokladım. Bir batırdım. Yok ses vermiyor. Solda da biri var. Aa, ölmüş. Tamam. Bunu aynen aldım ben. Ben ileridekini aldım. Sol kapalı. Temiz gibi sanırım. Hemen bir kontrol edeyim. Evet. Sanırım bütün anomali 2 tane kaldı. Onlar da aşağıda gibi. Az önceki o billboard'un oradan ineceğiz sanırım değil mi? Orada bir merdiven var. Evet aynen. Aha, metronun derinlerine doğru gideceğiz. Orada bakalım. Var. Şeyde de var isterseniz. Ne daha o metro aracın karşı peronda geçip karşı taraftan da inebilirsiniz. Yani iki yönden de inilebiliyor oraya. Aa burada aslında bak anomali burada gördüm tam çıkarken. Oraya saklanmış. Oraya saklanmış. Vay arkadaş. Bu da random değil mi yani? Bunu random abi. Bunlar da random işte. Evet. O açıdan hakikaten güzel. Tekrar oynamak. Farklı insanlarla tekrar oynarken sen bile farklı bir şey görebiliyorsun. Yani. Aynen öyle. Hemen oyuncağımızı yere koyalım. Oyuncak dedim ama süper teknoloji bir şey aslında burada. Güzel. Bizim için oyuncak oluyor artık. Böyle aynen. Keyifli. Oldu 2. Kaldı 1. Aynen. Bir tane kaldı. Ha yok. Volt mekaniği bu arada. Evet, sen de öyle animasyonla çıktın demin ben herhalde. Okay. Ve ben kendimi feda ederek biraz önden gideyim o zaman. Acemi ölmesin burada diye. Sağdaki alana dikkat abi. Sola bakarak çıkacağım. Demin burada hiç ölmemiş gibi devam edelim. Hiçbir şey olmuş. Yine vurdum yine ölüyorum. Sağa bakıyorum ben. Tamam ben de. Bir tane 3 kişi var. Flashbang atacağım oraya çıkarsınız abi. Tamam. Dikkatli çıkın ama. Sağdan da atıyor birisi. Sağa bakıyorum ben. Tamam ben. Temiz. Solda havada bir şey var evet. Tamam burada temiz. Hop. Bir vuruldum ama kendimdeyim. Bir şeyim yok. H'ye bas abi. Steam Pack bas istersen. O bir dakika. Arkadan geliyordu. Onu ben de gördüm. Sonra bize bir şey yapmadığını görünce acıdım dedim bunlar eski şeydi. Operasyon şey değil miydi bunlardı yani? Belli ki içindeki iyilik onu tutuyor. Böyle bir ortamda artık düşünmem iyilik için. Baktım bir şey yapmıyor dedim o belki ben hani... güvendim daha önemli. Kurtulmuştur dedim ama sen acımadın. Hiç belli olmadı riske gerek yok. Ben bu iyi niyetimle zaten haberi ölüyordum oyunlarda. Hop tren geç. Hop. Evet o hızlı tren. PUBG'de de böyle az ölmedik. I am friendly diye öldük defalarca. Aynen öyle. Onun için. Az kalsın başıma geliyordu yok, aynısı. Yok. Tarkov'daki Q'ye. Evet ya. İyi niyetimin kurbanı olmadım ama ben acımadım. Ve üçlemeyi tamamladık. Bu arada P'ye bastıktan sonra sağ klik yaparsan scanner'ı çalıştırıyor. Bilmiyorum gösterdin mi onu ama. Demin yanlışlıkla yaptım evet. Hatta acaba ben tam onu yaparken siz mi taradınız diye düşündüm. Çıplak gözle göremediğin şeyleri de gösteriyor o sana. Etraftaki objeleri. Genelde o objelerin olduğu yerlerde de anomaliler oluyor. Hı-hı. Ama tabii her zaman güvenmemek lazım çünkü yani düşman uyumaz biliyorsun abi. Aynen. Demin şuradaki uyudu ama önemli değil. Şimdi üçlemeyi yaptık. Şeye mi geri dönmemiz gerekiyor? Başladığımız araca... Yok hayır. Yok. T'ye bas mesela. T'ye basma şimdi sana bir sonraki adımı gösterecek. Ha pardon ya. Şeyi hatırlıyorum. 2 görevimiz vardı. T değil de taba bastığımda 2 görev vardı aynen. Değil mi? Tab'da da gösterir. Aynen. Önce aynen. Bunları capture ediyorsun. Capture ettikten sonra şeye geçiyorsun. Anomaliz don. Evet. Bulacağız. Tamam. Aynen. İşte spatio temporal anomaly zone dediği zaten. Oo, düştüm ben direkt. Oo, 2 kişi gitti. Nasıl bir kombat döndü orada. Acayip bir şey oldu gerçekten. Hemen reload'umu yaptım. Bence bomba varsa at direkt oraya. 4. 2 tane. 3, bir tane kaldı. Galiba 4'ler abi. Bombada 4'te bu arada. Flashbank'ta 3'te, bombada 4'te. Abicim benim bekledin. Yanlış yer attık ama olsun. Soldaydı bu arada. Solda aynen. Güzel. Güzel. Hemen bir reload yapalım. Size bir bakayım. İkimiz de tam öldük herhalde. Bizden ekmek çıkmaz. Aynen benim çıkmaz. Evet. Bir iğneyi de yoklasam da yine de aynı yok. Tam ölmüşsünüz. 4 sene hiçbir kadar çıkmayız. Şimdi... Biraz yolumuz koridor, uzun galiba. Bu koridor açıldı abi. Normalde bu koridordan gidemiyorsun işte şeyleri toplamazsan. Hmm. Ha. Toplamazsan. Tabii buraya geldiğinde burası kapalı. İlerisi kapalı gözüküyor. Bir duvar var orada. Zaten efektinden falan da anlaşılıyor da. Bu arada ben böyle koşarak gideyim dedim ama bu arkadaşlar da bir anda önümüze çıkabilir. Onlar ne yapacağı hiç belli olmuyor bu arada. Tam tactical shooter temposunda gitmek gereken bir oyun biraz ya. Evet. Koşarak oynayınca imkanı yok, bitiremiyorsun. Şey de değil, GTFO kadar kastıran bir temposu da yok. Hani böyle abi, sürüne sürüne gitmiyorsun ama. Sağa doğru çıkacağım ama tehlikeli. Ben de buradan. Flash. Ooo. Eyvallah. İlk kaybımızı verdik. Bir an korkup geri çekildim, şey olabilir diye. Tam ölmedim ben. Tam ölmedim. Kaldırabilirsiniz bu arada. Geliyor. Karşıdan mı sıkıyor? Kaldırmayı deneyeyim. Neyle kaldıracağım? Heyle sağ. H'ye bastıktan sonra sağ tuştan. Kaldırdım. Tamam, ben bir kendimi hemen yıldayım. Yes. İyiyim şu an. Evet evet. İleri flash bang atıyorum. Tamam. Nereye düştü bilmiyorum, göremedim. Bayağı uzağa düşmüş. Direkt karşıya rushladım. Ben de rushladım. Oradan çıkarken dikkat edin şurada. Merdivenin tamam, üst tarafında bir tane var. O bende. Tamam. Hop. Bir takım hareketlilikler. Burada bekleyeyim sizi. Daha güvenli gibi burası. Genişten alacağım anda. Burası da biraz tricky çıkışlardan bir tanesi ya. Aa evet. Oh direkt. Öldüm. Direkt kafama attı arkadan hiç açmadan. Tricky. Onu aldınız mı bu arada? Sol solda. Flashbang atacağım oraya doğru. Aldım galiba. Bir tane daha var. Onu da aldım. Sağımızdan gelebilirler mi diye bir... Uzağa bakıyorum ama uzak temiz gibi. Buradaki şeyler zaten iyice karışıyor. Bu almak için güvenli bir yerde. Artık final kısmı. Hadi bakalım. Gel. Telefon çaldı. Burada bayağı bir random sekans var. Telefonlar çalıyor, duvarlar hareket ediyor, o telefon kulübesi yer değiştiriyor falan gibi bir sürü tantana dönüyor burada her seferinde. Görev başarıyla tamamlandı. Şu an bir sıralama şeyi sıralaması bu. Aslında skor sıralaması. Mission failed tabii ki Muhammed için. Ben bilmem, bir numara birinci yazıyor. Burayı düzeltsin. Birinci, evet. En çok hasar alan birinci oluyor bizim oyunda. Evet, üste geri döndük. Zorlu bir operasyon oldu. Hiç fail olmadan, ben hatırlamıyorum fail olduğumuzu. Ben de hatırlamıyorum. Olduk ya, tek seferde girdik ve çıktık. Aynen, bir kere de şey yaptık. O kadar gözünü korkutması insanların. Ya ben şimdi tek başıma denediğimde biraz zorlanmıştım ama beraber girdiğimizde bayağı keyif aldım. Bir de tabii bilenle oynayınca da. Şu an en çok bilenler sizsiniz oyunu. Bayağı keyif alınıyormuş. Hoşuma gitti. Eklemesi istediğiniz, belki hani atladığımız, görmediğimiz bir şeyler var mı? Notlar var mı sizin kafanızda? Onları da en son sormuş olayım. Aslında yani genel ya bir görev, gördüğünüz bir görev, hı hı, aslında oyunun tema olarak oyun döngüsünü özetliyor. Hı hı. Dediğim gibi her görün, yani bu görevde mesela biz ne yaptık? 3-4 tane anomaliyi kontrol altına aldık, capture ettik. Bu bölüm böyle bitti. Hı hı. Bu arada bu bölümler değişiklik gösterebilirler zaman içerisinde. Sonuçta erken yaşında olduğumuz için hani bir şeyleri eksiltebiliriz, azaltabiliriz. Sayısı çoğalabilir, sayısı azalabilir, bir mekanik daha eklenebilir görev esnasında gibi şeyler olabilir. Hani bu görevi bir kere böyle yaptık, bir sonsuza kadar da böyle kalacak diye bir şey yok. Hani 1.0 versiyona ulaşana kadar bazı şeyler değişebilir. Haritalar, mevcut haritalar belki tasarım olarak değişikliklere gidebilir gibi, hı hı, şeyler olabilir ondan sonra. Ama şey hiçbir zaman değişmeyecek. O rastgelelik, oyundaki düşman sayısı olsun, İşte bir koridorun bazen kapalı bazen açık olması gibi şeyler olsun. Onlar hep bulunacak ondan sonra. Zaten başında da dedik, her görevin kendine özgü bir yapısı var. Görevler geldikçe çeşitlilik de artacak diye düşünüyorum. İçerik artacak, hı hı, ekipmanlar artacak. Aynen, yeni silahlar var. Belki yeni oyun modları eklenebilir, farklı oyun modları eklenebilir. Aklımızda, hmm, bir şey var şu an, çok da şey yapamıyorum tabii, hani ne derler, söz veriyormuş gibi de olmak istemediğim için. Tabii. Ondan sonra umarım keyifli bir toplulukla birlikte keyifli bir erken erişim süreci geçirip bakalım böyle devam edeceğiz. Ama ben de iyisiyle kötüsüyle zaten, aynen, yani herkesten yorumları bekliyoruz. Kötü yorum yani, tabii ki iyi yorumlar bizi çok mutlu etse de pozitif anlamda doğru yapılan, hani şu kötü bu kötü gibi yorumlar da bizim için çok değerli. Mesela, hı hı, ilk teaser'da biz birçok yorum almıştık. O teaser'dan bile aldığımız yorumlarla bir sonraki haline getirdik oyunu. İşte trailer'ı, hı hı, yayınladık. Trailer'da birkaç böyle iyisiyle kötüsüyle çok güzel, aa evet dediğimiz yorumlar oldu. Ona göre değişikliklere gittik. Şimdi ufak ufak işte sizle beraber abi, hani bizim ilk kendi yayınladığımız 30 dakikalık kesinti sizle birlikte de gelen geri bildirimler oldu. İyisiyle kötüsüyle. Hani iyiler tabii ki mutlu ediyor ama kötü yorumlar da bizi mutlu ediyor. Constructive, yani yapıcı olduktan sonra. Aynen. Onları çünkü değerlendirip, onlar çok daha önemli bizim için. Bazen gerçekten yani çok uzun süredir uğraşıyoruz. Yani 2 yıl belki çok uzun bir süre değil ama hani her gün bunun içerisindeyiz. Günün 12-13 saati buradayız. Oynuyoruz, hı hı, tekrar oynuyoruz, tekrar deniyoruz, bir şeyler ekliyoruz, çıkarıyoruz. Bazen artık şey oluyor. O iş körlüğü denen kısım da var ondan sonra. Bizden, hı hı, kaçan şeyler de oluyor. Onları işte negatifleri not alıp tabii her şey değil, oyunun vizyonundan da çıkmadan sonuç itibariyle oluru varsa eklemeye çalışıyoruz. Bugün sen de bir sürü şey söyledin. Hı hı. Bakalım böyle. Yani son diyeceklerim de bunlar. Ayrıca yani hazır burada yine bir kez daha ben bütün takıma bir daha teşekkür etmek istiyorum abi, sizin huzurunuzda. Onlar olmasaydı bu oyun olmazdı sonuçta. Bu arada zaten erken erişimin olayı da odur. Yani hani beğenen zaten beğendiğini söylüyor ama beğenmediği de takıldığı şey olan insanlarda böyle yıkıcı değil, yapıcı bir şekilde onu iletirse zaten birçok oyunda birçok değişikliği böyle görebiliyoruz, hani gelişimi pozitif yönde. O yüzden erken erişimin olayı da zaten bu. Bu arada 100.000'den fazlaydı yanlış hatırlamıyorsam wishlist, doğru mu? 100.000'i geçtik. Hatta en son kaça geldik? 120.000'e yaklaşıyorduk galiba bugün. Çok iyi. Yani iyi mi kötü mü onu da çok bizde bazen şey, hani bazen ayırt edemiyoruz hani küçük, hı hı, bir rakam büyük bir rakam mı, çünkü hadi benim için 3. bir oyun olacak bu ama, hı hı, hani 100.000 herhalde iyi diye düşünüyoruz. Tabii bir de bunun satış kısmı var. Tabii hani yüzde kaçı satışa dönecek? Evet, bu 100.000'in yüzde kaçı satışa dönecek? Bu satışa dönen kazançla birlikte tabii ki biz de ekibi de belki daha rahat büyütebileceğiz. Hı hı. Ekibi daha rahat büyütmek demek, istediğimiz her şeyi oyuna daha hızlı bir süreçte eklemek demek anlamına, hı hı, da geliyor. Durum böyle. Umarız herkesin beğendiği, biz yaparken çok keyif alıyoruz. Umarım oynarken insanlar çok keyif alırlar. Daha ileriye de götürürüz oyunu. İnşallah. Ki ben de keyif aldım dediğim gibi. Tek başıma oynarkenki modla böyle beraber oynarkenki şey bambaşka oldu. Tecrübe bambaşka oldu. Çıkış tarihi zaten belli. Fiyatı bilmeyenler için hatırlatalım. Şu anda 235 TL. Hı hı. Gayet makul. Pre-order'dayız zaten. Ayın 16 Ocak'ta da çıkıyoruz işte. Siteden satışında devam edecek ama Steam'de 13,5 yanlış hatırlamıyorsam dolar olacak. Hı hı. Siteden alışveriş de yine yapabilirsiniz. Steam'den almak zorunda değilsiniz. Yani yine TL karşılığı olacak. 13,5 doların TL karşılığı olacak. Hı hı. Zaten %10 indirim ile 13,5'a geliyor. Güzel. Hı. TR işte Türkiye özel fiyatlandırması tabii ki hani bu ondan sonra normalde onu 24.99 dolar, 24.99 dolar. Hani ama dediğim gibi web sitesinden de girip alışveriş yapabilirler TL olarak. Orada Zola ile çalışıyoruz. Hı hı. İlk Zola zaten biliyorsunuz Steam'in official partneri. Aynen. Başka oyunlarda da karşılaşmışsınızdır. Aklıma benim başka bir şey gelmiyor. Muhammed belki bir şey eklemek isterse ekleyebilir. Varsa evet senden de. Yok son bir şey var aslında. Hı hı. Mesela Early Access süreci için demiştik. Bu yeni update'lerde getireceğimiz örnek veriyorum. Silahlar vesaire gibi ekipmanları aslında biraz topluluğa sorup anketle karar vermek istiyoruz. Direkt kendi kafamıza göre eklemekten ziyade. Hı hı. Orada da belki katılmak isterlerse bir sonraki işte silah olarak neyi görmek isterseniz oyunda gibi sorularla onun üzerine çalışacağız Discord'a gibi bir şey. Aynen. Discord üzerinde büyük ihtimalle bir böyle anket açıp topluluk biz bunu istiyoruz dediğinde büyük ihtimal onun üzerine çalışacağız gibi duruyor. Süper. Ben o linkleri zaten açıklama kısmına koyarım. İşte Twitter'dan takip etmek isteyen ya da işte Discord konusunda hani içerik konusunda fikir vermek isteyenler için. Bu arada tabii erken erişimle ilgili o soru cevap kısmını zaten şeyden de görebilirler. Steam sayfasında işte hani ne bileyim geliştirme sürecine dair bir aralık en azından ya da işte ne farklı olacak vesaire diye. O halde teşekkür edeyim. Güzel oldu böyle beraber oynamamız. Bilenlerle oynamak biraz daha keyifli hale getirdi. İnsanlar da işte oynuyor öğrenir. benim yakaladığım fırsatı yakalayamazlar belki ama beraber oynayıp öğrenerek daha çok keyif alabilirler diyorum. Ve size bol şans diliyorum. Umarım bu wishlistler sale'e döner bol bol. Umarız abi. Çünkü onlar senin de dediğin gibi oyunun geliştirme sürecinde bir katkı olarak oyunun gelişimine de katkı sağlayacak. Bunu da herkese söylemiş olalım. Tekrar teşekkür ediyorum. Bol şans diliyorum. Umarım hayalinizdeki şekilde oyun 1.0'a geldiğinde hayalinizdeki şekle bürünür. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok sağ ol. Bizi misafir edip oyunu oynadığın için de aynen. Teşekkürler abi. Ben misafir oldum yani bu üste beni aldığınız için ve garip şeyleri avlandırdığınız için. Ne zaman istersen abi. Yine istersen yine yaparız tabii ki. Belki daha sonra yeni bir videoda buluşuruz diyelim o zaman.